Şimdi Sayın Grup Başkan Vekillerinin söz taleplerini karşılayacağım. İyi Parti Grubu Başkan Vekili Sayın Lütfü Türkan. Buyursunlar Sayın Türkan. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla 24 Haziran tarihli resmi gazetede yayınlanan karara göre 6 üniversite yeni rektör atandı. İşlerinden birisinde AK Parti milletvekili aday olduğu bu 6 rektörün bilimsel dergilerdeki toplam makale sayısı 6. Özür diliyorum, sadece 3. Bu 6 rektörün 4'ünün bir bilimsel makalesi bile yok. Yani maksat hasıl olmuş, niteliksiz eğitim için niteliksiz de rektör lazımdı. Bu da yerine gelmiş aslında. Geçtiğimiz hafta sonu çocuklarımız da bu üniversitelere girmek için canhıraş yarıştılar. Her alanda olduğu gibi rektör atamalarında da liyakatsizliğin çok ön plana çıktığını görüyoruz. Problem olmayan her konuda önerdiğiniz her çözümün bizatihi kendisi problem oluyor. Türkiye liyakattan, kıdemden ne zarar gördü ki bu değişiklikler yapılıyor merak ediyorum. 40 yıldır uygulanan kanuna göre rektör atanmak için en az 3 yıl profesör olmak gerekiyordu. 2 defa KHK ile bu kural kaldırıldı. Birkaç aylık profesörler rektör yapılınca iktidarın arzuları tamamlanınca 3 yıl şartı bir daha geri getirildi. Yani devlet o kadar zafiyete uğramış ki kararname yayınlıyorsunuz. Bu 3 yıllık kararı kaldırıyorsunuz. İstediğiniz rektörleri atama yaptıktan sonra bir daha tekrar 3 yıl şartı getiriyorsunuz. Üniversitelerin her şeyden önce ilmin ve bilimin bilgi dağarcığını genişletmek olduğunu düşünürsek, kurumun başına gelecek kişinin de bunu başaracak niteliklere sahip bir bilim insanı olması gerekiyor. Fakat yayımlanmış bir makalesi bile yoksa o kişiden bunları beklemenin de bir anlamı yok. Böylesi liyakatsız, yanlış atamalarla eğitimin kalitesini arttırmak ya da üniversitelerimizi dünya ile yarışabilir hale getirmek ne kadar mümkün buradan sormak istiyorum. Yeni Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak bugün yazı yazmış. Diyor ki bu iş kadrolaşma değil, bu devlete çökme olayıdır demiş. Bunu yazan Abdurrahman. Buyursunlar efendim. Evet, bu iş bir kadrolaşma değil, bu devlete çökme olayıdır demiş. Dikkatinizi çekmek istiyorum. Bütün dünya Türkiye olduğu gibi Covid-19'da mücadele ediyor. Bunlardan bir tanesi de Sırbistan. Sırbistan'ın sancak bölgesi Müslümanların yoğun yaşadığı bir bölge. Sırbistan'ın bu bölgesine maalesef Sırp hükümeti en ufak bir yardım dahi yapmıyor. İnsanlar orada inleyerek ölüyorlar. Videoları sosyal medyada dolaşıyor. Dünyanın her tarafına yardım götürmekle övünen Sayın Cumhurbaşkanımız orada doktor dahi yok. Bakın ilaç vesaire maskeyi değil, doktor dahi yok. Hasta bakıcılarla bu tedavi sürecini götürmeye çalışıyorlar. En azından geçici süreyle Sağlık Bakanlığı'nın oraya birkaç ekibin gönderilmesi bu soydaşlarımız için, Müslüman kardeşlerimiz için çok önemli olacaktır diye düşünüyorum. Buyursunlar. Kıdem tazminatı söz konusu. Sayın Cumhurbaşkanı geçen gün aranızda niye çözmüyorsunuz dedi. Böyle bir sorun yoktu ki, çözülmesi gereken bir problem yoktu. Biraz evvel söylediğim gibi problemi yaratıp çözümü konusunda getirdiğiniz esas problem oluyor. Kıdem tazminatı meselesinde bir mesele yoktu. O meseleyi mesele haline getiren bizzat sizsiniz. Sebebi şu, kıdem tazminatında biriken paraların büyüklüğü çok ciddi şekilde dikkatinizi çekti. Yani oradaki o paralar da sizin iştahınızı kabarttı. Bunu nereden anlıyoruz? İşsizlik fonu vardı. 133 milyar lira hüp etti gitti. Deprem fonu için 64 milyar lira, o da hüplendi gitti. 15 Temmuz şehit aileleri ve gaziler için toplanan para 309 milyon liraydı, o da gitti. Bakın arkadaşlar, nerede ne fonda para varsa onların üstüne çökmek için bekliyorsunuz. OYAK vardı. OYAK Türkiye'nin en güçlü kurumlarından bir tanesiydi. FETÖ OYAK'a çökmek istediği zaman hatırlıyorum, yönetim kurulu başkanı Coşkun Ulusoy ve o zamanki OYAK Otomobil Fabrikası Genel Müdürü. Buyursunlar Sayın Başkan. Yönetim kurulu üyeleri Ankara'ya gelmişlerdi. Her parti dolaştılar. Bizi FETÖ'nün bu gazabından kurtarın. FETÖ OYAK'a konmak istiyor dediler. Çökmek istiyor dediler. FETÖ'den kurtardılar, sizden kurtaramadılar. OYAK şu anda sadece ve sadece sizin yandaş şirketlerinizi kurtarmak için kullanılan bir şirket haline geldi. Geçen hafta Total ve MOL'i 450 milyon dolara satın aldı OYAK.
Böyle bir ihtiyacı var mı oya? Hayır, yok. Total'in ve Emoil'in arkasındaki kişiye bakarsanız o Doğan grubunu satın aldırdığınız grupla aynı olduğunu görürsünüz. Orada zarar ettiriyorsunuz. Bu zararı da kalkıp oya finanse ettiriyorsunuz. Oya da çöktünüz. Son olarak Mardin'de yaşayan vatandaşlarımızın sıkıntılarından söz etmek istiyorum. Mardinli kardeşlerimiz tamamlayalım efendim. Mardinli vatandaşlarımız, özellikle çiftçilerimiz, Güneydoğu Anadolu bölgesinde elektrik dağıtımını gerçekleştiren Dicle Elektrik Anonim Şirketi'nden uzun süredir sıkıntı yaşıyorlar. DEDAŞ kısa adıyla Mardinli çiftçilerimize fatura kesmiyor. Çiftçiler kendilerine faturalar bildirilmediği için ne kadar elektrik tükettiklerini bilmiyorlar. Çiftçi elektrik borcunu ödemeye gittiğinde kendisine bir ödeme pusulası veriliyor. Ancak zaman zaman bu pusulalardaki tutarlarda farklılık gösteriyor. Mardinli vatandaşlarımız elektrik faturalarının kendilerine detaylı bir şekilde bildirilmesini istiyorlar. Mardin'de daha vahim bir olay var. DEDAŞ faturayı göndermediği halde elektrik borçlarını ödemedikleri gerekçesiyle çiftçilerin elektriklerini kesiyor. Bu durum özellikle Kızıltepe ve Derik ilçeleri başta olmak üzere Mardin'in köylerinde tarımla uğraşan çiftçilerimiz için çok ciddi bir sıkıntı. Mardinli vatandaşlarımız en çok ihtiyaç duydukları zamanda üretim yapmaya çalışırken geçimini sağlamaya Buyursunlar efendim. Mardinli vatandaşlarımız en çok ihtiyaç duydukları zamanda üretim yapmaya çalışırken, geçimini sağlamaya çalışırken elektriklerin kesilmesi ne anlama geliyor? Bununla ne yapılmak isteniyor? Bu soruların cevabını merak ediyoruz. Buradan Sayın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'na çağrıda bulunmak istiyorum. Lütfen Mardin'in sesini duyun ve yıllardır yaşadıkları bu sıkıntıları yarından tezi yok çözün. Zira vatandaş gerçekten çok zor durumda. Yüce Parlamento'yu saygıyla selamlıyorum. Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkan Vekili Sayın Muhammed Levent Bülbül. Buyurunuz Sayın Bülbül. Sayın Başkan, teşekkür ediyorum. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, bugün 2014 yılında hayatını kaybeden İzmir milletvekilimiz Tamer Osmanoğlu'nun da kardeşi olan Sayın Ünal Osmanoğlu'nun ölüm yıl dönümü. Kendisine Allah'tan rahmet diliyor, mekanı cennet olsun diyorum. Sayın Başkan, çiftçilerimizin Mayıs ve Haziran aylarındaki Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifine olan borçları ertelenmişti. Çiftçimize pandemi sürecinde rahat nefes aldıran bu erteleme kararının ardından Temmuz-Ağustos aylarına ilişkin çiftçi borçlarına dair bugüne kadar herhangi bir erteleme işlemi gerçekleşmemiştir. Bu pandemi sürecinin de devam ettiği göz önüne alındığında, çiftçimizin de hasat zamanının olduğu ve olacağı değerlendirildiğinde, onları oldukça zor durumda bırakabilecek olan bu borçların yine aynı şekilde ertelenmesinde büyük yarar vardır. Bu hususta gerekli tedbirin alınmasını talep etmekteyiz. Sayın Başkan, dün Sakarya'nın ve Türkiye'nin gururu olan Türkiye Vagon Sanayii Anonim Şirketi TÜVASAŞ'ın yerli ve milli imkanlarla üretmiş olduğu milli elektrikli tren setinin fabrika testlerine başlama törenine katılmış bulunmaktayız. Seri üretimde %80 yerlilik oranına kavuşacak olan ve 324 yolcu kapasitesine sahip olan milli elektrikli tren seti saatte 160 kilometre hız yapabilmektedir. Bu yolcu taşımacılığına kısa bir süre içerisinde başlaması beklenen tren setinin devamında 225 kilometre hız yapabilen başka hızlı tren setinin de hazır olacak olmasını buyursunlar. Bu 225 kilometre hız yapabilecek olan başka bir tren setinin de üretimine başlanmış olmasını büyük bir mutluluk ve heyecanla öğrenmiş bulunmaktayız. 160 milyar avroluk bir piyasa olarak, pazar olarak ifade edilen bu sektörde TÜVASAŞ'ın attığı bu adımlar dünya çapında Türkiye'nin yüzünü ağırtacaktır. Bu vesileyle milli tren setinin üretim kararını veren devletimize teşekkür ederken, çabaları ve emekleriyle bu gurur tablosunu bize hediye eden işçisinden genel müdürüne kadar TÜVASAŞ ailesini buradan bir defa daha tebrik ediyor, saygılar sunuyorum.
Halkların Demokratik Partisi Grup Başkan Vekili Sayın Meral Danış Beştaş. Buyurun Sayın Danış Beştaş. Teşekkürler Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. Evet, çok kötü bir konuyla başlayacağım. İşkence. İşkence meselesi 2020 yılında hala Türkiye'nin temel gündemleri arasında yerini almaya devam ediyor. 26 Haziran Birleşmiş Milletler tarafından ilan edilen işkenceyle mücadele gününde Diyarbakır'da çok korkunç bir işkence olayı yaşandı. Biz bunu basın toplantılarıyla da duyurduk ama genel kurulda bir kez daha ve asla söylemekten vazgeçmeyeceğimiz bir görüntü var. Evet, bütün Türkiye görsün. Rojbin Çetin, bizim Demokratik Yerel Yönetimler Komisyonu üyemiz, önceki dönem Edremit Belediye Eş Başkanımız, kendisi Diyarbakır'da ikamet eder. Yapılan bir soruşturma sebebiyle 26 Haziran'da, altını çizerek söylüyorum, işkenceyle mücadele gününde ve dayanışma gününde akşama doğru saat 16 sıralarında yarısı özel harekat timi olmak üzere 100 kişilik bir kolluk gücüyle evine gidilmiş. Ve eve gidilirken ilkin iki tane operasyon köpekleri dedikleri iki köpek içeri girmiş ve şu gördüğünüz bacakları, iki bacağını et koparır derecesinde parçalamış ve kendisi kendi direnciyle köpeklerle boğuşmuş. Akabinde 3,5 saat Rojbin Çetin'e evinin içinde işkence yapılmış. Cinsel içerikli küfürler, hakaretler, tek tek bunların hepsi kendi sesinden bizim elimizde mevcut. Bununla da yetinilmemiş. Binanın ikinci katında oturuyor. Her bir dairenin önüne bir özel buyursunlar efendim. Özel harekat timi konumlandırılmış ve komşularına demişler ki sakın dışarı çıkmayın. Hepinizi yoksa aynı muameleye tabi tutarız diye bir de tehdit edilmiş. Ve orada sorguya başlamışlar. Daha emniyete götürülmeden, daha hiçbir şey yokken ortada, orada hakaret, küfür, tehdit ve her türlü kaba işkence diyebileceğimiz yöntem uygulanmış. Gözünün altı tekmelerle, dudağı patlatılarak, vücudunun sırtında ve kollarında çok derin darp izleri yaratacak kadar vücut neredeyse parçalanmış bir vaziyette. Şimdi neymiş? Emniyet Müdürlüğü, Diyarbakır Emniyet Müdürü açıklama yapmış. Demiş ki Rojbin Çetin kaçıyormuş, köpekler de yakalıyormuş. Bu ne ya? Biz hep söylüyoruz, halkın, toplumun aklıyla alay etmeyin. Buyursunlar efendim. Artık köpekler de Türkiye'de bir işkence aracına dönüştürülmüştür. İnsan Hakları Komisyonu Başkanı orada, Sayın Çavuşoğlu, dün kendisine komisyona 58 vekil olarak başvuruda bulunduk ve derhal olay yerine gidip Rojbin Çetin'in vücudundaki izleri tespit etmelerini ve gerekli işlemlerin yapılmasını istedik. Aradan 3 gün geçti. Rojbin Çetin yürüyemediği için tekerlekli sandalye ile hastaneye götürüldü ve doktor raporunda bu sözünü ettiğim bütün izlerde belgelenmiş durumda. Şimdi bu bize ne anlatıyor? Biz geçen hafta Canan Kaftancıoğlu davası vesilesiyle Selahattin Demirtaş davasını ve daha birçok örneği vererek aslında yargının, kolluğun ve iktidarın tarihler üzerinden topluma birer mesaj verdiğini ve siyasi sahiplerle hareket ettiğini söylemiştik. 26 Haziran'da bir kadına bu şekilde vahşice işkence yapılması bizim işkenceyle mücadele etme gibi bir derdimiz yok demek. Buyursunlar efendim. Biz dünyada işkenceyle mücadele gününde işkence yapmakla övünüyoruz demektir.
Biz emniyet müdürümüzün açıklamasıyla bu işkencecilerin arkasında duruyoruz demektir. Şu ana kadar yaptığımız bütün çağrılara rağmen ne emniyet müdürü, ne vali, ne oraya operasyona giden 100 kolluk görevlisi hakkında hiçbir işlem yapılmadı. Aksine valilik ve emniyet, ben işkencenin sahibiyim, işkenceyi mazur görün, Rojbin Çetin kaçıyormuş, köpek de yakalamış dedi. Halkın aklıyla alay ediyorlar. Bu alayı ettirmeyiz biz. Bu işkencenin peşini bırakmayacağız. Evet, AKP darbeciliğiyle bütün dünyada nam saldı. Şimdi sokakta yaptığı işkencelerle büyük nam salmaya devam ediyor. Bu da yetmedi, işkenceyi evlere taşıyor. Artık insanlara evin içinde işkence yapılıyor. 3,5 saat yakalamaya giden kolluk neden evde işkence yapar? Neden? Bunu iktidar... Buyursunlar Sayın Başkan. Şunu da hatırlatmak istiyorum. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 3. maddesi işkence ile ilgilidir. Hemen hemen bütün maddelerde bir tanım verilir ve istisnaları konulur. İstisnası olmayan madde işkence maddesidir. Ve işkencede sadece şu söylenir. Hiç kimseye işkenceye insanlık dışı ya da onur kırıcı ceza veya işlemlere tabi tutulamaz. Nokta. Bunun istisnası yoktur. Hiçbir gerekçe işkenceyi mazur gösteremez. Ülke 90'lı yıllarda ne yazık ki göz altında kaybolan insanlar, karakola gidip dönmeyenler ya da merdiven dibinde dövülerek öldürülenlerle doludur. Bu kanlı göçmüş yeniden hortladı. Bu dönemde artık işkenceci bir iktidar anlayışıyla yüz yüzeyiz. Evet, geçen yıl Halfeti'de yüzü koyun yere yatırılan, işkence yapılan yurttaşa, işkencecilere takipsizlik kararı verilirse, aklanırsa Diyarbakır'da da evde 3,5 saat işkence yapılır. Buyursunlar efendim. Cezasızlıkla işkence özendiriliyor. İşkence teşvik ediliyor. AKP hukuk tanımazlığını darbeyi devam ettirirken şimdi de işkenceci iktidar namını dünyaya salmış durumda. Biz insanlık onuru, bu işkenceyi mutlaka yenecek diyoruz ve bu konuda behemehal vali başta olmak üzere, eğer İçişleri Bakanı bu işkenceyi desteklemiyorsa derhal gereğinin yapılmasını ve açığa alınmalarını, soruşturmanın başlatılmasını ve tutuklanmalarını talep ediyoruz. Çünkü işkencenin zaman aşımı yoktur. İşkence insanlığa karşı bir suçtur ve ne olursa olsun, kaç yıl geçerse gelsin, bu işkencenin hesabı yargı önünde verilecektir. Sayın Başkan, uzattım, kusura bakmayın ama çok çok önemli bir mesele olduğu için ayrıntıya girmek ihtiyacı duydum. Diğer bir can alıcı mesele çoklu baro meselesi. Bu sabah bir teklif sunuldu. Evet, içler acısı bir kanun teklifi gerçek. Buyursunlar Sayın Başkan. Teklifin, baro, çoklu baro teklifinin ne kadar vahim olduğunu aslında ve baroların tavrının ne kadar doğru olduğunu bugün daha iyi anladık. Geçen hafta 27 saat Ankara girişinde baroları, baro başkanlarını bekleten iktidar bugün teklifini sunmuş oluyor. Evet, bir yönetememe ve bir beka sorunu var. Tüm kurum ve kuruluşları tek elde toplama anlayışıyla hareket ediliyor. Evet, geçen yıllarda Demirören medya grubu olarak grubunun tek elini aldırdı muhalif basını. Demirören'e 750 milyon liralık bir kredi kullandırdı ve basını kendi basını haline getirdi. Hakim ve savcıların kendi sözlerinin dışına çıkmaması için her türlü önlemi alan iktidar şimdi savunmayı teslim almak istiyor. Çünkü Türkiye'de şu anda hukukun, özgürlüklerin, eşitliğin tek güvencesi barolar ve savunma kalmıştır. Bu teklif sadece baroları ilgilendirmiyor. Bu teklif sadece avukatları ilgilendirmiyor. Bu teklif 80... Tamamlayalım efendim. Barolara ilişkin sunulan teklif 82 milyon yurttaşı etkiliyor. Herkesin hayatının bir döneminde mutlaka mahkemelerle, avukatlarla, savcılıklarla bir işi olur. Ve bununla
bizim avukatlarımızı, bizim yarattığımız baroları tutacaksınız. Avukatlar da yargının hukuksuzluğuna ortak olacak diyorlar. Yandaş avukat ve yandaş baro yaratılacak. Ve bu geçerse, geçmemesi için parti grubu olarak en büyük muhalefetlerimizden birini yapacağız. Hiç kimsenin, hiçbir yurttaşın kişi özgürlüğü ve güvenliği kalmayacak. Çünkü savcı ve avukat kimliği birleşecek. Çünkü savcı, avukat ve hakim kimliği birleşecek. Kimse hukuku savunamayacak. Çünkü herkes iktidarın düşüncelerini mahkemelerde mecburen savunmak zorunda kalacak. Savunmayla iddia makamı arasında bir ayrım kesinlikle kalmayacak. Bu nedenle tüm Türkiye'nin bu teklife çok güçlü bir şekilde hayır dediğini biliyoruz. Baroların yanındayız. Yol yakınken bu teklifi geri çekin diyoruz. Başka bir konu vardı, onu bilahare aktarırım. Çok teşekkür ederim başkanım. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Sayın Özgür Özel. Buyurunuz Sayın Özel. Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Öncelikle pazar günü Ateş, Manisa'mızın Ahmetlisi'nde Gökkaya Mahallesi'ne, eski beldemiz, düştü ve Kuzey Irak'ta uzman onbaşı Recep Yüksel şehit oldu. Manisa milletvekilleri olarak oradaydık. Bu büyük acıyı bir kez de burada yüreğimizde hissettiğimizi ifade ediyor. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm Gökkaya'ya sabır diliyoruz. Giresun Bulancak ilçesinde 27 Haziran Cumartesi günü kaybolan İknasur Tirsi'nin, 7 yaşındaki İknasur'un maalesef cansız bedenine ulaşıldı. Ve ailesi ve Giresun bu endişeli bekleyişi büyük bir hüzünle sonlandırdılar. İknasur'a başsağlığı, ailesine ve Giresun'a sabırlar diliyoruz. Sayın Başkan, bugün İktidar Partisi Grup Başkan Vekillerinin yeniden görevlendirildiğini öğrendik. Mevkidaşlarımıza başarılar diliyoruz. Sayın Akbaşoğlu'nun sağlık durumu ile ilgili olumsuz bir haber aldık. Çok üzüldük. Yakından takip ediyoruz ve kendisine acil şifalar diliyoruz. Koronavirüsün mecliste milletvekillerini de etkilediği bu süreçte 3 HDP'li arkadaşımız tedavilerini hastaneden eczaneye geçmiş. Bunu memnuniyetle öğrendik. Ancak tedbirleri dikkatle uygulamalıyız. Ancak bir görev düşüyor hepimize. 29 Haziran günü, yani dün açıklanan rakamlarda vaka sayısı 1374 oldu. Oysa kısıtlamaların kademeli kaldırılma takvimindeki en önemli tarih olan 1 Haziran'da 827'ye kadar düşmüştü. Ve oradaki yoğun bakım hasta sayısının 650'ye düşmesi, geçtiğimiz günlerdeki 20'nin altına düşen vefat sayılarını müjdeliyordu. Maalesef şu anda yoğun bakım sayısı 1000'in üzerine çıktı. Buyursunlar efendim. Artış var ve alınması gereken birçok tedbir Sağlık Bakanı'nın da zaman zaman teyit ettiği şeklinde uygulanamıyor. Örneğin Türkiye'de yayıncı kuruluş, ne kıymetliyse bu Katarlılar, zarar etmesin diye futbol maçları oynatılıyor. Seyircisiz oynatılıyor ama maçların yayınlandığı kahveler var veya maçı olmayanlar komşularının evlerinde toplaşıyorlar. Ben bunu mecliste konuştum. İktidar partisinden arkadaşlar da Sağlık Bakanı'na ileteceklerini, bizim de iletmemizi söylediler. Ben bakanla bizzat konuştum. Aynı endişeyi paylaştığını, çok haklı bir endişe olduğunu, buna çözüm getirilmesi gerektiğini söyledi. Ancak Katarlı'nın hatrının üstüne hiçbir şey geçmiyor bu memlekette ve nasıl analiz edilecek bilmiyoruz ama hepsi mümkün bunların. Çünkü menşeine göre, filyasyona göre, ama Süleyman Soylu'nun acemice ilan ettiği bir sokağa çıkma yasağının 3670 ek vakaya sebebiyet verdi. Buyursunlar efendim. Birçok çalışma yapmak lazım ama şehirler arası ulaşımın serbest bırakılmasından sonra İstanbul'daki vakaların İstanbul'a en çok göç vermiş illere yayıldığını gözlemliyoruz. Bu konuda bence meclis birkaç saat bir kayıp değildir. Sayın Fahrettin Koca'nın yeniden davet edilmesi, ilk başta yaptığı bilgilendirme ve etkileşim gibi
bütün grupların bu konuda görüşlerini ifade etmeleri ve Türkiye'nin bu konuda yeni yol haritasını ciddiyetle ele alması gerekiyor. Yoksa bir başarı hikayesi anlatılmak istenen böyle bir sürecin hepimizi üzecek sonuçlara evrilmesinden hepimiz endişe ediyoruz. Sayın Başkan, tam 99 yıl önce bugün Çocuk Esirgeme Kurumu kuruldu. Savaş meydanlarında emperyalist ordulara karşı mücadele eden kahraman Mehmetçiğin, askerlerimizin evlatları yetim kalıyordu ve bu yüce meclis oturdu ve Çocuk Esirgeme Kurumu gibi bir kurumu akıl etti ve onu kurdu. Buyursunlar. Öyle bir kurum kurdular ki 24'te pastörize süt dağıtımına, 27'de anne ve çocukların ücretsiz sağlık hizmetinden ve ürünlerinden yararlanmasına, 28'de çocuk bahçelerinin tüm yurtta açılmasına, 29'da diş muayeneleri ve tedavinin başlamasına karar verdiler ve uyguladılar ve bugüne kadar Çocuk Esirgeme Kurumu'nun yaptıklarını biliyoruz. Bir Manisa milletvekili olarak devrin Saruhan mebusları, Manisa milletvekilleri İbrahim Süreyya Bey ve Mustafa Necati Bey'in başını çektiği bu yasama faaliyetiyle gurur duyuyoruz. Ve şimdi bugün bir şeyi hatırlatalım ki o ilk imza sahiplerinden, teklif sahiplerinden, kurumun akıl hocalarından, hamilerinden bir tanesi Mustafa Necati Bey'di. Manisa milletvekili Saruhan mebusumuz. 3 dönem milletvekilliği yaptı. Adalet ve Milli Eğitim Bakanlığı yaptı. 3 yıllık Milli Eğitim Bakanlığı efsaneydi. 32 yaşında hayatını kaybetti. Buyursunlar. 32 yıla bunları sığdırdı. Ardında Atatürk'ün gözyaşlarını bıraktı. Atatürk'ün gözyaşlarıyla uğurladığı Mustafa Necati'nin bu meclisin de korumasında olan, tapusu kendine tahsisli olan ve Kültür Bakanlığı bünyesine devredildikten, bir şekilde Kültür Bakanlığı bünyesine devredildikten sonra Mustafa Necati Kültür Evi'nin adı Nuri Pakdil Kültür Evi olarak değiştirildi. Şimdi Nuri Pakdil'e sahip çıkan çıkar. Ben Atatürk'e Firavun demesini bilirim. Ama o Nuri Pakdil'in adını bir yere verecek olan varsa gitsin partisinin teşkilatına, toplantı salonlarına, nereye veriyorsa versin, nereye yakıştırıyorsa. Ama Cumhuriyet'in Çocuk Esirgeme Kurumu gibi bir kurumun kurucularından, ilk fikir sahiplerinden, Milli Eğitim Bakanlığı, Adalet Bakanlığı 32 yıla müthiş bir ömür sığdırmış birinin ismini kaldırıp da, buyursunlar Sayın Başkan, Firavun diyen birinin isminin verilmesi bu meclise saygısızlık, kurucu meclise saygısızlık, Çocuk Esirgeme Kurumu'na saygısızlık, Atatürk'ün hatıratına saygısızlık. Bunların hiçbir tanesini kabul etmiyoruz. Ve bir Manisa milletvekili olarak meclisteki bütün Manisa milletvekillerini de mebusumuza, Saruhan mebusumuza sahip çıkmaya, onun hatırasına sahip çıkmaya davet ediyorum. Ha, Turizm Kültür Bakanlığı kim arasa, çok haklısınız, çok üzgünüz, çok pişmanız ama neler oldu halledeceğiz. Hani kaç gün geçti, nereye hallediliyor? Nereye hallediliyor? Bu konuda herkesin tutum alması lazım. Bunu kesinlikle kabul etmiyoruz. Barolarla ilgili AK Parti grup önerisinde kürsüden konuşarak burada bu süreyi tekrar etmemiş olayım ve usul ekonomisi olsun. Sayın Başkan, bütün Türkiye'ye bir meselenin dikkatini çekmemiz lazım ki nasıl bir kirli kumpasla karşı karşıyayız. Buyursunlar Sayın Başkan. Gazeteleri açanlar geçtiğimiz günlerde şok oldu. Ben de şok oldum. Menemen Belediye Başkanımız hakkında bir dava açılıyor. İddianamede Menemen Belediye Başkanımız THKPC, Devyol, Devgenç, MLKP, MKP, TKPML, TKPML, TİKKO ve TKPML Konferans ve KPİÖ örgütlerine üye olmakla suçlanıyor. Okudum, inanamadım. Dizgi hasasıdır dedim. İnternetten baktım böyle. 9 tane örgüte üye, 9 örgütten faaliyetini sürdüren yok.
1984'te faaliyetini sürdürmüş, tamamlamış olan örgütlere üyelikle suçlanıyor. Deniz Gezmiş'in bizatihi 3 ay üyesi olmakla suçlandığı THKO'ya üyelikle suçlanıyor. Dedim bu nasıl oldu? Aradım, iddianameyi falan istedim. Geldi, gözlerimle gördüm. Sayın Başkan, suç şu. Konuşma yapıyor ilçe kongresinde Sayın Serdar Aksoy. Diyor ki biz kim miyiz? Biz Sivas'ta, Maraş'ta katledilen canlarız. Biz Başbağlar'da katledilen insanlarız. Biz Uğur Mumcu'yuz. Bahri Yavuç'uz. Biz kim miyiz? Biz Kızıldere'de öldürülen Mahir. Buyursunlar. Biz Kızıldere'de öldürülen Mahir, Diyarbakır cezaevinde sır verip ser vermeyen İbrahim Kaypakkaya'yız. Mayıs 1972'de altındaki sehpayı kendisi tepkili itekleyip şehit düşen Deniz Gezmiş'iz. Biz Mustafa Kemal'in askerleriyiz diyor. Serdar Aksoy bunu dedi ya, yönteme bakın. Hayatını kaybetmiş, geçmişte asılmış, idam edilmiş devrimcilerin isimlerine bakıyorlar. Biz oyuz dedi ya, onların üye oldukları örgütlere bakıyorlar veya üyelikle suçlandıkları. O örgütlerden ayrılan örgütler de kökünü buradan almıştır, bunu da yazalım diyorlar. 9 örgüte birden üyelikten terör soruşturması. Aklın durduğu, insanın kanının donduğu bir iddianame. Hani bir bakıma bakıyorsun, ben geçen hafta burada hem Erdal Eren'i hem Mustafa Pehlivanoğlu'nu birlikte andım. Buyursunlar. Adam beni hem THKO'dan hem ülkücü kuruluşlar üyeliğinden yargılayabilir. Ama akıllara ziyan işin bir gerçek tarafı var. Bu tarafı şaka gibi geliyor hepimize. Gerçek tarafı şu. Serdar Aksoy'un seçimlerdeki AK Parti'den rakibi seçimden sonra İçişleri Bakanlığı'nda hukuk müşaviri olarak görevlendirilmiş. Ama Menemen'de yaşıyor. Serdar Aksoy'un her adımını takip ediyor. Onunla ilgili bir hevesi var. Ama belediye meclisi CHP'de olduğu için kayyum atayamayacak, bir terör suçu bulacak. Bula bula bunu bulmuş. Biz Deniz Gezmiş'iz demiş, THKO üyesidir diye Serdar Aksoy'a dava açıyor. Arkadaşlar, bunu izah edebilecek, buna evet diyebilecek biri varsa beri gelsin. Ama ihbarı yapan kim konuşmayla ilgili? AKP'nin önceki dönem ilçe başkanı, belediye başkanının en yakın siyaset arkadaşlarından bir tanesi İdris Akkoyun. Kurucu başkan olduğu MEGİAD FETÖ'den kapatılmış. Buyursunlar efendim. Beyefendinin üyesi olduğu 9 dernek, 9'u da faaliyette değil. Hepsi kapatılmış 15 Temmuz sonrası. Ama belediye başkanımızı terör örgütü üyeliği suçlaması yapan eski ilçe başkanınız Ankara'da olması gerekirken İçişleri Bakanlığı Hukuk Müşavirliği'nin Menemen'de özel ilgi alanında helikopter gibi uçuyor belediyenin üstünde, bir şey bulacak, görevden aldıracak, kendisini atacak. Arkadaşlar, darbeci eylemleriniz öyle muhterislerin ihtiraslarını kabartıyor ki akıllara gelmeyecek şeyler oluyor. Utanırsınız bundan arkadaşlar. Bunun savunulacak değil, susulacak tarafı yok, susulacak. Buna bir kelime söylemeniz lazım. Çok teşekkür ediyorum Sayın Başkan, sağ olun. Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkan Vekili Sayın Cahit Özkan. Buyurunuz Sayın Özkan. Teşekkürler Sayın Başkan. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, milli iradenin hakimiyeti bir taraftan ülkemizin anayasal ve yasal reformlarla hukuk, özgürlük ve demokrasi standartlarını artırırken bir taraftan da milletimizin üretim, istihdam, teknoloji ile dünyanın parlayan yıldızı haline getirmeye devam etmektedir. İşte bu anlamda Sakarya'da yapımı tamamlanan TÜVASAŞ projesi kapsamında milli elektrikli trenimiz raylara test sürüşü için indirildi. Hamdolsun. Bugüne kadar nasıl yerli ve milli teknoloji hamlelerimiz ülkemizin refahını, teknolojisini, kalkınmasını artırmışsa inşallah yakın vadede, yani ilk 5 yıllık süre zarfında ülkemizin lokomotif ve tren sanayinde
ihtiyacı olan yaklaşık 15 milyar dolarlık ihtiyacı da karşılayacaktır. Şimdiden hayırlı mübarek olsun. Tabii yaklaşık 6 aydan beri dünyayı kasıp kavuran salgınla mücadelemiz devam ediyor. Çin'den dünyaya yayılan ve ülkemize de bulaşan COVID-19 salgınıyla hamdolsun sağlık altyapımız, devlet millet dayanışmamız sayesinde büyük bir başarı elde ettik. Ve bugüne kadar vaka sayımız her ne kadar 150 binlere ulaşmış ise de açıkçası şifa bulan, sağlık altyapımızın nimetlerini gören vatandaşlarımız sağlığına kavuşmuş ve bu noktadaki başarımız da bütün dünya milletleri nezdinde dikkati çekmiştir, çekmeye de devam etmektedir. Ve tabii bunu yaparken ekonomik ve sosyal alanda da ülkemiz dünyada parlayan bir yıldız olarak yoluna devam etmektedir. Malum olduğu üzere şu an itibariyle dünyada sağlık bakanları bir bir istifalarını sorarken buyursunlar efendim. Hamdolsun milletimiz nezdinde siyasi düşüncesi, fikri ne olursa olsun Sağlık Bakanımızın ve hükümetimizin yapmış olduğu çalışmalar milletimiz nezdinde büyük güven oluşturmaktadır. Ve şu anda sözlerimi tamamlarken görüşmekte olduğumuz 216 sıra sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun görüşmesine inşallah devam edeceğiz. Bir taraftan da salgınla mücadelemizi sosyal mesafe ve diğer tedbir kurallarına, temizlik ve diğer maske kurallarına riayet etmek suretiyle inşallah çalışmamıza devam edeceğiz. Hayırlı, başarılı bir çalışma diliyor. Genel kurulu saygıyla, sevgiyle selamlıyorum.